Evet arkadaşlar, doğruda ve üçgende açılar testinin ikincisiyle devam ediyoruz. Şimdi artık doğruda açılar konumuz bitti. Üçgende açılar 2 ile devam edeceğiz. İlk olarak üçgenin tanımını vereceğiz. Doğrusal olmayan 3 tane nokta seçelim. A noktası, B noktası ve C noktası. Bu 3 noktayı birleştirdiğimiz zaman oluşan şekle ne diyeceğiz? Üçgen diyeceğiz. Burada bilmemiz gereken üçgenin kenarları, iç açıları, dış açıları ve bunun gibi özellikleri de sırayla anlatmaya devam edeceğiz şimdi. İlk olarak kenar, iç açı ve dış açıları tanımlayalım. İki nokta arasındaki uzunluğa üçgenin kenarı diyeceğiz. AB doğru parçası burada üçgenin bir kenarı. Aynı şekilde AC doğru parçası bir kenarı ve BC doğru parçası da bir kenarı olmuş olacak. Açılardan da önce iç açıları tanımlayalım. Üçgenin içindeki köşelerde oluşan açılara renklendirelim isterseniz. Üçgenin içindeki köşelerde oluşan açılara renk seçilmemiş sanırım. İç açılar diyeceğiz. Bu iç açıları burada gördüğünüz gibi isimlendirmeler yapabiliyoruz. Alfa, beta, teta veya x, y, z. Genelde açılarda alfa, beta, teta kullanılıyor. Uzunluklarda x, y, z'ler kullanılıyor. İç açılar toplamına ne diyeceğiz? 180. Alfa, beta artı teta'nın toplamının 180 olması gerekiyor. Şimdi dış açılara gelelim. Dış açının önce bir tanımını söyleyelim. Dış açı nedir? İç açıyı üçgenimizi bir çizelim. Dış açı, iç açıyı 180'e tamamlayan açıya diyoruz. Şimdi örneğin burası 60 derece olsun. Kalemimizin rengini değiştirelim. Bu 60 dereceyi doğrusal olarak, doğrusal ne demekti? 180 derece demekti. Doğrusal açılarda görmüştük. Doğrusal olarak 180'i tamamlayan açı bu A köşesinin dış açısı olacak. Yani burada 120 derece A köşesine ait dış açıdır. Yalnız doğrusallık illa burada gördüğünüz gibi olmak zorunda değil. Özellikle sorularda karşınıza gelebiliyor. Onu da gösterelim. Mesela şurada tekrar bir üçgen çiziyorum. Burada A köşesinde şöyle bir doğrusallık oluşturalım. Renk değişimi yapacağım. Şu çizdiğimiz çizgide A köşesindeki alfa dediğim açıyı 180'i tamamlayan açıların toplamı bunun dış açısını verecektir. Hemen tekrar seçelim renk değiştirerek. Mesela buraya beta, buraya teta dersem bu teta ve beta açısı alfa açısını 180 dereceye tamamladığı için beta artı teta dış açıdır. A köşesinin dış açısı olmuş oluyor. Bu şekilde de 180 tamamlama gelebilir. Peki dış açılar toplamına ne diyeceğiz? Dış açılar toplamı arkadaşlar 360 derecedir. Hemen tekrar şu şeklin üzerine dönüp dış açılar çizersek şuradaki açıya x, şuradaki açıya y, bu köşedeki açıya z açısı dersek burada x artı y artı z bu köşelerdeki dış açıları olmuş oluyor. Ve x artı y artı z'nin yani dış açıların toplamı nedir? 360 derece. Şimdi burayı bir temizleyelim. Yandaki özelliğe devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada dış açıyı beta teta, alfa teta, alfa beta şeklinde göstermesinin sebebi aslında ki alttaki şu en çok kullanacağımız, önemli diyebileceğimiz özellikten dolayı. O yüzden önce bu özelliği anlatıp ondan sonra dış açıyı orada tekrar etmiş olalım dış açılar toplamını. Bu çok kullanacağımız bir özellik dedik. Bir üçgende iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açı toplamına eşittir. Şimdi A köşesi ve B köşesinin komşu açıları ne demektir? Bununla bir kolları ortak olan onun yanındaki açılar demektir. Yani şu açı örneğin A açısının komşu açısıdır. Veya şu açı B açısının komşu açısıdır gibi. Komşu olmayan açı demiştik. O zaman şurayı hemen bir temizleyelim yine. Silelim.
Bu durumda A ve B köşesine komşu olmayan dış açı dediğimiz açı C köşesi olmuş oluyor. C köşesinin dış açısı olmuş oluyor. Tekrar tanımı söylersek iki tane iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. İki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Bunu çok fazla sorularda kullanacağız. Bize kolaylık sağlayacak. Şimdi bu özelliği kullanarak yukarıda dış açılar yazılmış. Bu durumda beta ile teta kendisine komşu olmayan A köşesine eşittir. Alfa ile beta iç açısı kendisine eşit olmayan C köşesindeki dış açıya eşittir. Aynı şekilde alfa ile teta iç açısı kendisine komşu olmayan B köşesindeki dış açıya eşit olmuş oluyor. Evet, şimdi özellikleri kavramak için basit sorularla başlıyoruz. Kuralları kavrama adına daha sonra daha zor sorulara geçeceğiz. Burada alfa nedir? Bu üçgenin bir iç açısıdır. İç açılar toplamını kullanarak soruyu çözebiliriz. Alfa artı 80 artı 40 eşittir 180 ise alfa artı 120 eşittir 180. Alfayı ne bulmuş oluyoruz? 60 bulmuş oluyoruz. Aynı şekilde burada yapabilirsiniz. 20 artı 40 artı alfa eşittir 180 ise 60 artı alfa 180. Alfa da ne olmuş oluyor? 120 olmuş oluyor. Bunu iki iç bir dıştan da bu soruları çözebilirsiniz. Ben şu an iç açılar toplamını kullanarak çözdüm. Ama iki iç bir dıştan dış açıyı bulup oradan iç açıya da geçebilirsiniz. Devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada da yine iç açılar toplamını ya da iki iç bir dış kuralı gibi kurallarımızı kullanarak çözmeye devam edeceğiz. 60 ile 40'ın iki tane iç açının toplamı neydi? Kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Direkt burada bu kuralı kullanabiliriz. 40 artı 60 alfaya eşit olmalı. Buradan da alfa ne geldi? 100 gelmiş oldu. Burada da yine aynı mantık. Zaten sorunun stilinden anlaşılıyor arkadaşlar hangi özelliği kullanacağınız. Yani hepsi kullanılabilir ama tabii o soruyu kolay çözmek önemli, zaman kazanmak önemli, hızlı çözmek önemli. O yüzden siz hangi kural gözüküyorsa kolay olarak çözeceğiniz onu kullanabilirsiniz. Burada da yine hemen bariz olarak zaten soruda gösteriyor. Diyor ki beni iki iç bir dıştan çöz. İki tane iç kendisine komşu olmayan bir dışı eşit olmalı. Dolayısıyla alfa artı 80 eşittir 130 diyerek çözebiliriz. Buradan da alfa ne gelmiş oldu? 50 gelmiş oldu. Burada arkadaşlar 130'u 180'e tamamlayarak iç açısını bulup yine iki iç bir dış diyebilirsiniz. 130'u 180'e tamamladım. İç açısı ne oldu? 50 oldu. Buradan 70 ile 50'nin toplamı iki iç bir dış kuralıyla alfaya eşit olmalı. Alfa da buradan 120 geldi. Aynı şekilde burada yapabilirsiniz. Burada dış açılar toplamından da gidebilirsiniz. 360 tamamlayarak. Çünkü gördüğünüz gibi 3'ü de dış açı. Direkt dış açılar toplamı 360'da denebilir. İsterseniz farklı bir çözüm olsun. Bunu da öyle çözelim. Ama bu soruda olduğu gibi iç açıyı 180 tamamlayarak da yapılabilir. İsterseniz renk değiştirelim. Evet, dış açılar toplamını kullanırsam 130, 140 ve alfanın toplamı ne olmalı? 360. Buradan 270 artı alfa 360 olduğuna göre alfa ne gelmeli? 90 gelmeli. Evet, yine aynı tarz sorular. Bu sefer biraz daha bilinmeyen, daha çok kullanılmış alfalar. Yine iki iç bir dış veya iç açılar toplamı, dış açılar toplamı gibi bize uygun olan özelliği kullanarak çözeceğiz. İlk soruda yine ben iki iç bir dışı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü gerçekten direkt onunla çözmemizi gösteren bir soru vermişler. Alfa artı 10 ve alfa iç açı buna komşu olmayan dış açı yani yüze eşit olmalı. Alfa ile alfa artı 10'un toplamı yüze eşit olmalı. Buradan 2 alfa eşittir 90 ise alfa eşittir ne geldi? 45. Burada iç açılar toplamını kullanmak daha mantıklı. İç açılar toplamı 180'i kullanalım. Alfa, 2 alfa, alfa artı 40'ın toplamı 180. Buradan 4 alfa eşittir 140 ise alfa ne gelmiş oluyor?
35 gelmiş oluyor. Şöyle cevapları da isterseniz belirginleştirelim. Burada ne yapabilirsiniz arkadaşlar? 130'u 180'e tamamlayarak 2 iç 1 dış yapabiliriz. 50 ve alfa artı 10 iç açı dış açıya eşit olmalı. 50 artı alfa artı 10 kendisine komşu olmayan dış açı yani 2 alfaya eşit. Buradan 60 artı alfa eşittir 2 alfa ise alfanın ne olduğunu söyleyebilirsiniz. 60 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu soruda arkadaşlar dikkat ederseniz her köşedeki açımızın dış açı olduğunu görüyorum. O zaman bir önceki sayfadaki son soru gibi dış açılar toplamını kullanmamız mantıklı. Burası küçük kaldığı için aşağıdan devam ediyorum. 2 alfa artı 2 alfa artı 20 artı 2 alfa eksi 20'nin toplamı neye eşit olmalı? 360'a eşit olmalı. Zaten artı 20 ve eksi 20 ne yaptı? Birbirini götürdü. 6 alfa eşittir 360 ise alfa ne gelmiş oldu? 60 gelmiş oldu son sorumuzda da. Evet, şimdi ikizkenar üçgene geçtik. İkizkenar üçgende yine karşımıza çıkacak çok kullanacağımız üçgenlerden ve bence zevkli bir üçgendir özellikleri de kullanılması da. Şimdi ikizkenar üçgen adı üzerinde nedir? İki kenarı birbirine eşit olan üçgene ikizkenar üçgen diyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi AB ve AC kenarları birbirine eşit demiş. İkizkenar üçgenin iki eşit kenarının kesiştiği noktaya da tepe noktası diyeceğiz. Eşit kenarların kesiştiği noktaya tepe noktası diyeceğiz. Bu köşedeki iç açıya da tepe açısı diyeceğiz. Bu tepe açısının dışında kalan açılar taban açılarıdır ve bu açılar birbirine eşittir. Bazen taban açıları ve tepe açıları karıştırılıyor arkadaşlar. Bunun için şöyle diyebilirsiniz veya şöyle düşünebilirsiniz diyelim. Tepe açısı eşit kenarların kesiştiği yerdeki açı, taban açıları da eşit kenarların karşısındaki açılar. Mesela farklı bir şekilde bir ikizkenar üçgen çizelim. Yani eşit kenarların olduğu yerleri değiştirelim. Örneğin şöyle bir ikizkenar üçgen çizelim. Burada tepe açısı ve taban açıları gösterelim. Ne demiştik? Eşit kolların kesiştiği yerdeki açı tepe açısıydı. Yani bu tepe açısı demek ki. Eşit kenarların karşısındaki açılar yani bu köşelerde ne olacak o zaman? Taban açısı olacak. Zaten tepe açısını belirlediğiniz zaman taban açılar da direkt gelmiş oluyor. Devam ediyoruz. Evet, yine iki tane formülü kullanmak için basit örnek verilmiş. Hemen iç açıları kullanarak soruyu çözelim. Şimdi eşit kenarların karşısındaki açılar eşit olacak demiştik. O zaman bunun karşısı 65 ise bunun karşısı nedir? 65. Üçgen iç açıları toplamını kullanırsanız 65 artı 65 artı alfa eşittir 180. Buradan 130 artı alfa 180 ise alfa eşittir ne geldi? 50. Aynı şekilde diğeri, bu sefer tepe açısı verilmiş, taban açılarını istiyor. Eşit kolların kesiştiği yerdeki açı tepe açısı, diğer açılarımız da taban açılarıydı. O zaman burada da yine üçgen iç açılarını kullanırsanız 2 alfa artı 70 eşittir 180 ise 2 alfa 110 alfa 55 diyebiliriz. Evet, şimdi burada bir kuralımız var. Önemli bir kuralımız. Yine sorularda fazla kullanacağımız bir kuralımız. Şöyle önemli yazalım veya işaretleyelim. Bu kuralı anlatmak için de isterseniz sayfamızı da bir temizleyelim. Evet, ikizkenar üçgende en çok kullanacağımız özelliklerden biri ikizkenar üçgende tepe açısından indirilen. Önce bir üçgen çizelim isterseniz. Bir ikizkenar üçgen çizelim. Renk değiştirelim.
İkizkenar üçgende tepe açısından indirilen yükseklik hem açıortay hem kenarortaydır. Yani bu indirdiğim dik ne yapmalı? Hem açıyı ikiye bölmeli hem de kenarı ikiye bölmeli. Bu bizim çok fazla kullanacağımız kurallardan biri. Bunu kullanmak için şöyle bir pratiklik de söyleyelim. Bir üçgende şu dört özellik varsa, yani ikizkenar, daha doğrusu şöyle diyelim, şu dört özellikten ikisi varsa, ikizkenar, açıortay, kenarortay ve yükseklik. Bu dört özellikten ikisi varsa diğer üçüncüsünü ve dördüncüsünü biz söyleyebileceğiz. Hemen bununla ilgili bir tane üçgen çizelim. Mesela bir ikizkenar üçgen çizdim. Bir de burada ne verilmiş olsun? Yükseklik verilmiş olsun. Ben bu dört özellikten ikisini gördüm mü? İkizkenar ve yüksekliği gördüm mü? Evet. O zaman hemen diğer iki özellikleri ben buraya yerleştirebilirim. Ne diğer özelliklerim? Kenarortay ve açıortay. Bu ders çıkabileceği gibi bir de şu şekilde çıkabilir. Yardımcı elemanların ikisi bir arada verilebilir. Mesela yükseklik ve açıortay aynı anda verilsin bir üçgende. Yükseklik ve açıortay bir üçgende aynı anda veriliyorsa benim hemen aklıma şu gelmeli. O zaman demek ki bu üçgen hem ikizkenar hem de kenarortay vardır. Bu yüksekliğin indiği yerde diyebilirim. Evet, karşımıza çok gelecek bir özellik, tekrar belirtiyorum. Yukarıda verilenlere göre alfa açısının kaç derece olduğunu bulunuz demiş soruda. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle verilenlere bakalım. ABC ve DEC'nin eş üçgenleri olduğunu söylemiş. Eş üçgenlerin özellikleri neydi? Bütün kenarları, bütün açıları birbirine eşit. Bir de soruda ne demiş? AB ile AC birbirine eşit demiş. Şimdi AB ile AC, ABC üçgeninin kenarları. Demek ki bu AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşitmiş. ABC üçgeniyle DEC üçgeni eş üçgen olduğuna göre demek ki bunun da kenarları eşit, alfanın yanındaki kenarları AB ve AC'ye eşit. Yani DE uzunluğu ve DC uzunluğu aynı. Evet, şimdi bunu yazınca ne gördük arkadaşlar? Ne çıktı? Bir ikizkenar daha çıktı soruda verilmeyen. Bu tarz soru da çok karşımıza gelecektir ikizkenar sorularında. Soruda verilen ikizkenarın dışında kenar eşitliklerini kullanarak yeni bir ikizkenar bulabiliyorsunuz. Evet, burada dikkat ederseniz AC ve CD uzunluğu eşit çıktı. O zaman AC ve CD uzunluğu eşitse bunların karşısındaki açılar da eşit. Dolayısıyla AC'nin karşısındaki açı alfa artı 30 olduğuna göre CD'nin karşısındaki açının da ne olduğunu söyleyebilirim. Alfa artı 30 olduğunu söyleyebilirim. Sonra şurada 2, 3, 1 dış yapalım bu üçgenimizde. Alfa artı 30 ile 30'un toplamı şuradaki dış açıyı versin. Ne oldu burası? Alfa artı 60. Ben sarı üçgenin ikizkenar olduğunu biliyordum. Bu durumda taban açılarının eşit olduğunu söyleyebilirim. Yani bu da alfa artı 60. O zaman sarı üçgende üçgen iç açıları toplamı yaparsak alfa artı 60 artı alfa artı 60 artı alfanın toplamı 180. 3 alfa eşittir 60. Buradan da alfa eşittir ne gelmiş oldu? 20 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, burada bir ABC ikizkenar üçgenimiz verilmiş. Tepe açısı 30 gördüğünüz gibi. Sonra bu üçgen B köşesinden B köşesi AC üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. Bakın ikinci şekilde gördüğünüz gibi B köşesi AC'nin üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. Bu durumda alfa açısını istiyor. Şimdi isterseniz önce şurada katlamadan bir bahsedeyim. Bir şekli katlamak demek. Bu üçgen de olabilir, farklı bir şekilde olabilir.
İlk şekilli katlanan şekildeki karşılıklı kenar ve açıların eşitlenmesi demektir. Mesela ben bunu katladığımı düşünüyorum. Oluşan şekil bu olsun. Bu durumda arkadaşlar bu katlanan karşılıklı gelecek kenarlar birbirine eşit. Aynı mantıkla karşılıklı gelecek bu açılar birbirine eşit olmak zorunda. Yani katlanıyor diyorsa bir soruda ilk başta bunları yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu durumda bu soru için onu yapalım. Şu kenarlar eşit. Bu kenarlar eşit. Bu iki açı aynı. Yine bu iki açı aynı. B ile de B üssü açısı aynı. Şimdi açı ölçülerini bulmak için ilk üçgenime geri dönüyorum. Tepe açısı 30 derece olan bir üçgenin taban açılarını bulmak için ne yaparım? 180'den 30'u çıkarıp 2'ye bölerim eşit olacağı için. Yani B açısıyla A açısının 75 olduğunu buldum burada. Demek ki şu 75 arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ne olmak zorunda? 75 olmak zorunda. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabilirim? Şuradaki C açısını buraya taşıyabilirim. 30 derece olduğunu çünkü bunu biliyordum. Son olarak da arkadaşlar iki iç bir dış yapacağım. Hangi üçgende iki iç bir dış yapacağım? Şurada bakın arkadaşlar. 30 artı alfanın ne olduğunu biliyorum. 75 olduğunu biliyorum. Şu dış açıya eşit olacağını biliyorum. O zaman buradan alfa açımızda ne gelmiş oldu? 45 gelmiş oldu. Evet, 2018 TYT sorusu verilmiş arkadaşlar. Burada soruda şunu söylüyor. Bir ikizkenar üçgen varmış. Hani bu ikizkenar üçgenleri yan yana getirerek şu ikinci şekilde gördüğünüz gibi bir amblem tasarlıyormuş. Buna göre x açısı nedir diyor. Şimdi isterseniz önce bir şeklimizi büyütelim. Çünkü şekil üzerinde işlem yapacağım. Evet. Şimdi taban açıları x olduğuna göre bu ikizkenar üçgenin tepe açısına ben ne diyebilirim? 180 eksi 2x diyebilirim arkadaşlar. Buradaki üçgenlerin hepsi aynı olduğuna göre taban açıları x, tepe açıları da 180 eksi 2x olmuş oluyor. Yine bu tepe açısı 180 eksi 2x. Bu da tepe açısı 180 eksi 2x. Ben ne biliyorum? Tam bir açının 360 derece olduğunu biliyorum, değil mi? Demek ki şuradaki yuvarlak açının toplamını ben neye eşitleyebilirim? 360 derece eşitleyebilirim. Şimdi işlemimizi yapalım arkadaşlar. 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x artı 180 eksi 2x artı x eşittir 360. Buradan 180'leri toplarsanız 540 yaptı. X'leri toplarsanız 2, 4, 6 bir tanesini çıkardım. Eksi 5x eşittir 360. Buradan 5x 180 geliyor arkadaşlar. X'te ne gelmiş oluyor? 36 gelmiş oluyor. Sorumuzun cevabı. Evet, burada ABC üçgeni ikizkenar bir üçgenmiş arkadaşlar. Kenarları birbirine eşitmiş. Ne yapılıyormuş bu üçgende? Yine bir katlama olayı yapılıyor. Nasıl bir katlama olayı yapılıyor arkadaşlar? AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. Bakın şu AB kenarı şu BC'nin üzerine geliyormuş. Şurada gözüküyor bakın. Gelecek şekilde katlanıyormuş. Ve katlanırken de BK KA üssüne eşit oluyormuş. Bakın soruda göstermiş. Benden ne istiyor? Alfa açısını. Şimdi katlamanın özelliklerini bir kere kullanalım hemen. Bu arada hangi üçgen? ABK beyaz üçgen ile şu yeşil üçgen katlananlar. Demek ki bu durumda şu açı ile şu açı birbirine eşit. Bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Yine şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Bakın yeşil üçgenim ikizkenar üçgende taban açısının alfa çıktığını gördüm. Demek ki bu da alfa. Bu da buna eşit olduğu için mecburen alfa. Benim büyük üçgenimin de yine ikizkenar olduğunu biliyorum. Bakın soruda vermiş. AB AC eşit demiş. O zaman bunun taban açıları da eşit olmalı. Yani şuradaki B açısıyla C açısı birbirine eşit. Ben ne bulmuşum burada B'yi? 2 alfa. Demek ki C de 2 alfa. Burada üçgen iç açıları toplamı yaparsanız arkadaşlar 5 alfa ne olur? 180. 5 alfa 180 ise alfa da ne geldi? 5'e bölersem 36 geldi. Benim aradığım açı. Evet, burada bir çizim sorusu. Böyle sorular da karşımıza geliyordu. Burada yapacağımız şey söylenenleri anlayıp güzel bir şekilde şekli çizip kendin çiz, kendin çöz sorusu gibi diyebiliriz. Hem çizeceğiz hem de çözeceğiz sorumuzu.
Şimdi bir dek üçgenim varmış. AB AC'ye dikmiş. Hemen bir üçgen çizelim önce. Evet, üçgenimizi çizdik. A açısı 90'mış. Onu yerleştirelim. Köşelerimizi yerleştirelim. Sonra diyor ki BC üzerinde bir D noktası al. AB AD'ye eşit olsun diyor. BC üzerinde yani şurada bir D noktası alacakmışım. Şöyle birleştireyim. AB ile AD birbirine eşit olacakmış. Şu uzunluklar birbirine eşit olacakmış. Sonra arkadaşlar AC üzerinde bir E noktası alacakmışım. İsterseniz farklı renkli alalım onu. AC üzerinde bir E noktası alacakmışım. AE de şu da AD'ye eşit olacakmış. Yani bu da aynı uzunluk. Benden de ne istiyor? EDC açısını istiyor. EDC şu açıyı istiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı ikizkenar üçgen çıktı. Bir ABD bir de AD ikizkenarmış. Bunun taban açılarına isimler verelim isterseniz. Diyelim ki buralar XX olsun. Buralarda YY olsun. Şimdi şurada bir doğrusallık olduğuna göre buranın toplamının 180 olması lazım. Yani X artı Y artı alfa 180. O zaman ben X artı Y'yi bulsam aslında ne yapabilirim? Alfayı da bulabilirim. Şimdi bu noktada dörtgenleri işlemedik ama dörtgenleri hatırlıyorsanız şurada dörtgenlerin iç açınız toplamından 360'a tamamlayabilirsiniz. Eğer ben dörtgenlerden değil üçgenden yapacağım derseniz şurada üçgen iç açıları toplamından burası 180 eksi 2x. Burada üçgen iç açıları toplamından burası 180 eksi 2'ye geliyor. Bu ikisinin toplamının da 90'a eşit olduğunu biliyorum. Şurada yapıyorum işlemini. 180 eksi 2x artı 180 eksi 2'ye eşittir 360. Pardon, eşittir 90. 180 eksi 2x, 180 eksi 2'ye toplamı 90. Buradan işlemini yaparsam 360 eksi 2x eksi 2'ye 90'sa 2x artı 2y ne geliyor? 270. O zaman x artı y ne geliyor? 135. Evet. Şimdi x artı y'yi burada yerine yazarsanız 135 artı alfa 180'den alfa nedir? 45. Evet, gördüğünüz gibi kendimiz çizdik, kendimiz çözdük sorumuzu. Evet, burada da bir üçgen verilmiş. ABD, ABC üçgeni. AE ve AF kenarları eşitmiş. Şu EDF üçgeni yukarıya doğru katlanmış. Bu yapılanlara göre ifadelerden hangisi daima ama daima doğrudur diyor. Şimdi önce katlamanın gerektirdiği şeyleri yapalım. Yani bu kenar, bu kenara eşit, bu kenar, bu kenara eşit. Bu açıyla bu açı eşit. Bununla bu eşit. Bu ikisi de yine birbirine eşit. Şimdi buna göre bakalım ifadelerden neler sağlandı. DEDF eşit diyor. DE'ye bakıyorum şu uzunluk. DF'ye bakıyorum şu uzunluk. Örneğin bunlara isim versem, buralara A desem, buralara B desem, DE A iken DF B'ymiş. Yani bu birinci yanlış. İkinciye bakıyorum. ED üssü demiş. ED üssü A, ED demiş o da A. O zaman demek ki ikinci doğru. Üçüncüde de BD ve DC'yi demiş. Şu an elimde olan bilgilerle buraların net olarak eşit olup olmadığını söyleyemem. Çünkü çok az bilgi var. Şuradaki açıların bir kere aynı olmadığını biliyorum. Çünkü şu açılar farklı olduğu için bu açılar farklı. AB uzunluğu da farklı. Muhtemelen burası farklı. Zaten daima dediği için net bir bilgim olmadığı için ben bunu da yanlış kabul etmek zorundayım. Yani cevabım yalnız 2. Evet, sıradaki üçgenimiz arkadaşlar eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen deyince ne anlıyoruz? Bütün kenar uzunluklarının eşit olduğunu ve bütün açıların eşit olduğunu anlıyoruz. Ve bir tane açısı da mecburen nedir? 60 derecedir. Şimdi eşkenar üçgenle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Eşkenar üçgenin her köşesinden indirdiğimiz dik, mesela A köşesinden indirdiğimiz dik, hem kenarı ikiye bölmek zorunda, hem de açıyı ikiye bölmek zorunda.
Neden? Çünkü bu bir aynı zamanda ikizkenardır. İkizkenarda bunu öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Tepeden tabana inendik. Hem kenarı hem açıyı ikiye bölüyordu. Bu mantıkla her köşeden indirdiğimiz dik hem kenarı hem de açıyı ikiye bölmek zorunda. Ve eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri H ile gösteriyorduk, yüksekleri hatırlıyorsanız. Bütün kenar ortayları onu da V ile gösteriyorduk. Ve bütün açı ortayları da yine ne oluyor dolayısıyla birbirine eşit. Zaten aynı köşeden inmiş oluyor HA, VA ve NA. Evet, bunu söyledikten sonra sorumuza devam ediyoruz. Şimdi sorumuzu bir büyütelim önce. Evet, bu üçgenin nasıl bir üçgen olduğunu söylemiş. Eşkenar üçgen olduğunu söylemiş. Şu üç uzunluk birbirine eşit demiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bu eşkenar üçgense ben ne biliyorum? Açıları 60. O yüzden buraya 60'ı yazdım. Buraya 60'ı yazdım. Ve bu BD uzunluğu kenarı ikiye böldüğüne göre aynı zamanda dik olmalı. Aynı zamanda açıları 30 olmalı. Yine bunu da biraz önce söyledik. Burada arkadaşlar bir ikizkenar üçgen var. Dikkat ederseniz şu küçük üçgen ve bunun taban açıları eşit olmalı. 2 için toplamı da bir dışı vereceğine göre buradaki taban açılarında ne olduğunu söyleyebilirsiniz. 30 olduğunu söyleyebilirsiniz. Bakalım şimdi aşağıdaki ifadelerden hangisini bulmuşuz? BD açısı 120 demiş. BDE yani şu köşeyi söylüyor. 90 artı 30'dan 120 mi? Evet. ABD 30 demiş bakın. ABD şurası. Evet 30. DB ikizkenar demiş bakıyorum. DBE yani şu üçgeni kastediyor. İkizkenar mı? Evet ikizkenar. Çünkü taban açıları bakın 32 tarafta da. O zaman bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Demek ki ifadelerimizin üçü de doğru. Evet burada da yine bir eşkenar üçgenmiş ABC. Şu sarı üçgen buradan kesiliyormuş. Bu tarafa yapıştırılıyormuş. Böyle sorular da var geometride kesip yapıştırma soruları. Sarı üçgenin taban açıları 20'ymiş ve ikizkenar üçgenmiş. Bunu da söylüyor ve bizden alfayı istiyor. Yine isterseniz şekli biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar sarı üçgenin taban açıları 20 idi. Onu bir yerleştirelim. 20 burası, 20 burası. Tepe açısı mecburen ne oldu? 140, 180'i tamamlarsam. Eşkenar olduğu için ABC üçgeni 60 olmalı. O zaman buraya ne kaldı? 40. Yine bu sarı üçgende de aynı şey geçerli. Burası 20, burası 20. Şimdi bu sarı ve beyaz üçgen aynı üçgen olduğuna göre kenar uzunlukları aynı. Yani bu kenar bu kenara eşit. Yine bu kenarda bu kenarda eşit. Şimdi bakın burada bir ikizkenar üçgen elde ettik. Onu göstereceğim size. Hatta eşkenar üçgen aynı zamanda o üçgen. Bakın şuradaki üçgen. Bunu ayrı olarak da çizip göstermek istiyorum. Bir üçgenin iki kenarı eşit ve aradaki açı 60'sa arkadaşlar biz buna eşkenar üçgen diyebileceğiz. Neden? Çünkü bunun taban açıları da 60 olacak. Dolayısıyla eşkenar olmuş olacak. Burada eşkenar olması işimize yaramıyor ama farklı sorularda bu karşınıza çıkabilir. O yüzden gösterdim. Dolayısıyla arkadaşlar şuradaki açının ben ne olduğunu biliyorum. 60 olduğunu biliyorum. D açısının tamamı 140'tı. Yani alfa artı 60 140 aslında. Buradan da alfa ne geldi arkadaşlar? 80 gelmiş oldu. Evet, burada yine bir eşkenar üçgen verilmiş. Yine ben şeklimi bitiyorum. Evet, şimdi eşkenar üçgende diyor ki A'dan çizilen yüksekliğin BC'yi kestiği nokta D olsun. A'dan bir yükseklik çiziyorum. Şu noktaya ne diyecekmişim? BC'yi kestiği noktaya D diyecekmişim. Sonra AC üzerinde bir E noktası alacakmışım. AC şurası. AC üzerinde bir E noktası aldım. AD, AE'ye eşit olacakmış. Yani şöyle birleştirdiğim zaman şu uzunluk şu uzunluğa eşit olacakmış. Sonra DEC üçgeni DE kenar üzerinden katlayacakmışım. DE üst, EC üssü elde edecekmişim. Benden de AEC üssü açısını istiyor. Şimdi bu aşamaya geçmeden önce yapmak istediğimiz şeyler var. Ne var? Bu bir eşkenar üçgense şu inen dik şurayı ikiye bölecektir. 30-30. Bunu bir yazabiliriz. Sonra şurada AD, AE ikizkenar üçgen elde ettim. O zaman şuralara 75 diyebilirim. Taban açılarına. Ve şurasının tamamı 90 olduğu için şu küçük yere de ne kaldı? 15 kaldı.
Yine bu eşkenar üçgeni olduğuna göre, büyük olan üçgen eşkenar olduğuna göre şuradaki açı 60. Evet, şimdi katlama olayına gelelim. Şimdi katlama olayında ne yapıyordum? Şu üçgeni katlayacakmıştım. Nereye göre katlayacakmışım? DE kenarı üzerinde katlayacakmışım. Şimdi ben bunu DE kenarı üzerinde katladığım zaman arkadaşlar şöyle bir üçgen gelmiş olacak. Şuraya da C üssü diyelim. Katlamanın özelliklerini taşırsam kenar burada işime yaramayacak. O yüzden sadece açıyı taşıyorum. Şurası 15 ise şuradaki açı 15 olacak. Şu açı 60 ise şuradaki açı 60 olacak. Evet. Şu C üssünü biraz daha farklı yazalım, karıştı. Şuraya C üssü diyorum. Şu köşeye de 60 diyorum. Evet. Şimdi benden istediği açı neydi? A, E, C üssü. Ona bakalım. A, E, C üssü. Yani şu aradaki küçük açı istiyormuş. Alfa. Evet, kırmızı üçgende şu katlayarak oluşturduğum kırmızı üçgende üçgenin iç açıları toplamı yapıp alfayı bulabilirim. Yapıyorum. 15, 75 artı alfa ve 60 eşittir 180. Buradan 15, 75'ten 90 geldi. 60 da burada 150 geldi. Alfa artı 150, 180 ise alfa ne geldi arkadaşlar? 30 gelmiş oldu. Evet, burada da bir döndürme sorusu vermiş arkadaşlar. Yine biraz şekli büyüteceğim. Şimdi ne yapıyormuşuz? Yukarıdaki ABC dik üçgenini A köşesi etrafında saatin ters yönünde yönü göstermiş. Bakın şurası. Şu köşeden sabit tutuyormuşum. A köşesi etrafında ve saatin ters yönünde B noktası, yani şu nokta BC kenarına gelecek şekilde BC kenarına gelene kadar döndürüyormuşum. Sonra ABC üssü üçgeni elde ediyormuşum. AC ile B üssü C üssü doğru parça arasındaki dar açının kaç derece olduğunu bulun diyor. Şimdi döndürme işlemimizi yapalım önce. Şu AB şöyle gelmesi gerekiyor değil mi? B noktası, çünkü B üstüne gelene kadar, daha doğrusu BC üzerine gelene kadar döndürülüyormuş. O zaman dik üçgenin AC de biraz daha yukarı kalkmış olacak. Yani şöyle bir üçgen elde edilecek bakın. Tekrar söylüyorum. Saatin ters yönünde B köşesi B üstüne gelene kadar döndürülüyor. Ve şuradaki açı ne olacak? 90 derece olmuş olacak. Şimdi döndürdüğümüzde de biliyorsunuz üçgenler değişmiyor. Dolayısıyla aynı kenar ve aynı açıları taşıyabilirsiniz. Ben şimdi işime yarayanları taşıyorum. AB ile AB üstü birbirine eşit bir kere. Bunu söyleyelim. Şu C köşesi 20 ise yine C üstü köşesi 20. Bunu söyleyebilirim. ABC başta üçgen iç açıları yapılırsa 90, 20, 180'i tamamlarsam şu köşe 70 olacaktı. O zaman ikizkenardan artık burası da 70. 70, 70, 140'tan şu tepe 40. 180'e tamamlıyorum şurada. Bir renk değiştireyim. Karışacak biraz sorumuz. Sonra şu A köşesi 90 olduğuna göre 40 buradaysa şuraya 50 kalıyor. Yine diğer üçgendeki A köşesi de 90 olduğu için buraya da ne kalıyor? 40 kalıyor. Evet, benden ne istiyordu? Onu tekrar hatırlayalım. AC ile B üssü C üssü doğru parçalar arasındaki açı. AC bu, BC üssü bu. Bunun ikisi arasındaki açının dar olanını istiyor. Şunu istiyor bizden. O da arkadaşlar şurada 2 iç 1 dış yaparsanız 40 artı 20'den ne gelmiş oluyor? 60 gelmiş oluyor. Evet, burada yine bir katlama sorumuz var. ABC dik üçgenmiş. KL doğrusu boyunca katlanıyormuş. Şu doğru boyunca katlanıyormuş. Katlanınca şuradaki şekil oluşuyormuş. İkinci şekilde x artı y toplamı nedir demiş. Şimdi bakın şuradaki beyaz AKL katlanmış. Şu KL A üstü mavi üçgen elde edilmiş. Bir kere katlamada bütün açılar, bütün kenarlar eşitti. Ben sadece şu 90 işime yarayacak. O yüzden şu tepedeki açıya 90 diyorum. Sonra farklı şekillerde çözebilirsiniz ama şu el çözeceğim ben en kısa olarak. Şu küçük üçgene bakarsanız, şu küçük üçgende şurada dış açılar toplamı yapacağım. Neden? Çünkü burada x buranın dış açısı. Bakın şöyle orayı şuraya taşımak istiyorum. Bakın şuraya 90 dedim. Şurası A üssü, şurası x, şurası y.
Dikkat ederseniz x bu köşenin dış açısı. Y bu köşenin dış açısı. Şu A üssü köşesinin dış açısı da 90'dır. Dış açılar toplamı neydi? 360. Dolayısıyla x'in, y'nin, 90'ın toplamı 360'tır. Buradan x artı y ne geliyor? 270 geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 2018 AYT sorusunu çözeceğiz. Pusula ile ilgili bir soru. Şimdi burada bir temel kaptanımız var. Temel kaptan teknesindeki turistleri gezdiriyor. Gezdirirken A adasından B adasına gidiyor sabah. Öğlen B'den C'ye gidiyor. Akşam da C'den A'ya gidiyormuş. O şekilde burada belirtmiş. Teknenin adalardaki iskelelerde duracağı noktalar diyor. AB kenarı, BC kenarı eşit olan ABC üçgenin köşe noktaları. Teknenin duracağı noktalar ABC köşe noktalarıymış ve bu bir üçgen oluşturuyormuş. Bu üçgenin de AB kenarı ile BC kenarı neymiş, birbirine eşitmiş. Sonra temel kaptan dönüş yolunda karanlıkta kalacağını düşünerek kendine göre pusulası ile ilgili notlar alıyor. Ve diyor ki A'dan B'ye, B'den C'ye ilerlerken pusulasının kuzeye gösteren ibresi ile izlediği yol arasındaki açıyı bir kata not etmiş. Neymiş o açılar bakın. AB yolu burası, kuzey ibresi burası. AB ile kuzey ibresi arasında 90 dereceymiş. CB yolu burası, kuzey ibresi burası. Arasındaki açı neymiş? 100 olmuş. Benden de ne istiyor? C'den A'ya gitmek için pusula aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlanmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda pusulanın yönünü belirtirse ona göre alacağız. Eğer belirtmezse her zaman bizim bildiğimiz klasik yukarısı kuzey olarak alıyoruz. Pusulamı çizdim. Yönümü de kuzeye aldım. Bu durumda AB yoluyla kuzey pusulamızın kuzey ucu arasındaki açı 90 diye hemen AB yolunu çiziyorum. Pusulamı da çizmiştim. O zaman şu aradaki açıya neyi yerleştiriyorum? 90'ı. Aynı şekilde diğerini gösterelim arkadaşlar. Yani BC yoluyla ibremizi gösterelim. Ben yine burada pusulamı çizdim. Kuzey. BC yolum da şurası. Şimdi bu ikisinin arasındaki geniş açı 110, dar alanda 70. Ben dar olanı tercih ediyorum burada. Yani şuraya ne diyorum? 70. Pusulalarımı paralel çizdim gördüğünüz gibi. Yani burası 90. O zaman şuraya ne kaldı? 10 kaldı. Bu ikizkenarların pardon 20 kaldı. Bu ikizkenarların taban açılarına da ne kaldı? 80 kalmış oldu. Burada 90'a tamamlamış olduk. Dolayısıyla şu aradaki küçük açıya da ne kaldı? 10 derece kalmış oldu. Benden ne istiyordu? AC yoluyla kuzey ibresi arasında kalacak olan açıyı istiyordu. Şimdi onu da farklı bir renkle gösterirsek. AC yolun burası. Burası da bizim pusulamız. O zaman ikisinin arasındaki açıyı ne buldum arkadaşlar? 10 bulmuştum. Bu dar olan. Eğer geniş açılı sorarsa da 180'e tamamlıyorsunuz. 170. Burada dar alan olduğu için cevabım A. Evet, bu soruda da arkadaşlar üçgenin dikkat ederseniz açılarını yazmamış. Bizden iletke yöntemiyle açılarını bulmamızı istiyor. Diyor ki üçgenin her köşesine açı ölçerlerin merkezi konulmuş. Merkezi konularak ölçümleri verilmiş diyor. Buna göre y eksi x nedir diyor. Şimdi açı ölçerleri kullanarak önce biz üçgenin iç açılarını bulmaya çalışalım. Şimdi ne yapıyorum? Açı ölçerin 0 derecelik noktasından başlıyorum. 0 derecelik noktasından A köşesinin şu kısmına gelene kadar olan açının ne olduğunu göstermiş bana. 60. Yani şu açı 60'mış. Sonra aynı şekilde yine açı ölçerin 0 noktasından başladım. Bu durumda A köşesinin tamamına yani B kenarına gelen kısmına kadar olan açıya baktım. 140'mış. O zaman buraya ne kaldı? 60 burasıydı. 140 tamamı olduğuna göre 80 kaldı. Yani MA açısını ben ne buldum? 80. Aynı mantıkla diğer köşeleri bulalım. Şu aradaki açı 30 derece. Sıfırdan başladınız buraya kadar. Sonra arkadaşlar kenara kadar olan kısma geldim. A kenarına kadar olan. Buranın 90 olduğunu söylüyor. O zaman B köşesine ne kaldı? 60. B açısında 60 geldi. Evet, A açısım 80, B açım 60. Diğer köşeyi yerleştiriyorum. Sıfırdan yine C'nin ilk köşesine kadar geldim. Şuradaki açının x olduğunu söylüyor.
Sonra arkadaşlar sıfırdan tamamına kadar geldim. Buranın Y olduğunu söylüyor. O zaman şu araya yani C açısına ne kalıyor? Y eksi X. Şimdi üçgen iç açılarından zaten A açısı, B açısı, A açısı, B açısı ve C açısının toplamı 180 olmalıydı. Buradan açı değerlerimi yazarsak 80 bulmuşuz, 60 bulmuşuz, artı C açısı. Buradan C açısı eşittir 40 gelmiş oluyor. C açısında ben ne buldum? Y eksi x zaten. Demek ki y eksi x neye eşittir? 40'a eşittir. Evet, açı ölçerli iletkeyi sorularda bu şekilde açıları belirleyerek soruyu çözmüş olacaksınız. Evet, burada da ikizkenar üçgenim varmış. Şurada gördüğünüz gibi 3 tane eş olan ikizkenar üçgen yandaki şekilde olduğu gibi birleştiriliyormuş. ABD noktaları doğrusalmış. Bu bizim için önemli. Şu üçü doğrusalmış. Benden CFK açısını, bana CFK açısını 30 vermiş. Benden de alfa açısını istiyor. Şimdi isterseniz şu ikinci şekilde işlem yapacağım için şekli biraz büyüteyim. Evet. Şimdi işlemlerime başlayayım. Şimdi ikizkenar üçgen olduğuna göre iki kenarı eşit. Şu kenarların birbirine eşit olduğunu göstermiş soruda. Ve bunların hepsi eş olduğuna göre hepsinin bu kenarları eşit olan kenarları aynı uzunlukta. Şimdi ben işime yarayanları gösteriyorum. Şurayı bir silerek göstereceğim. Bu kenar, bu kenar, bu kenar ve bu kenar. Bunları ben soruda kullanacağım. 3 ikizkenar, tekrar söylüyorum. 3 ikizkenar üçgende birbiriyle eş olduğu için bu ikizkenarların eşit kenarların uzunlukları aynı. Şimdi buna göre ben açılara isim vereceğim. Şu köşedeki açıya x dersem, AF uzunluğuyla CA uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre F köşesi x artı 30 ise C köşesi de x artı 30. Şurada 2 iç bir dış yaparsam şuradaki açının ne olduğunu söyleyebilirim. X artı 60. Yine burada FK ile FA birbirine eşit olduğu için burası da ne olmalı? X artı 60. Şurada üçgen iç açıları toplamı yaparsam 3x artı 120 eşittir 180'den. 3x eşittir 60. X eşittir ne geliyor? 20. Şimdi bu bulduğum açıya göre benim işime yarayacak, sorunun çözümü için işime yarayacak açıları yerleştiriyorum. İkizkenarın tepe açısını 20 buldum. Şurası 20. Burası 20 ise taban açıları 80 üçgen iç açılarından. Yine bu ikizkenarın da tepe açısı benim işime yarayacak. Yani burası 20. Şimdi doğrusallıktan 180'e tamamlarsam buranın doğrusal olduğunu vermişti. 80, 20, 100. Tepe açısına ne kaldı? 80. 180'e tamamladığım için. Dolayısıyla buradaki açı alfa ise buradaki açı da alfa. Onu da nereden biliyorum? İkizkenar olduğundan. Sonra üçgenin iç açılarından 2 alfa artı 80, 180 ise 2 alfa 100. Alfa da ne gelmiş oldu arkadaşlar? 50 derece gelmiş oldu. Evet, burada da bir katlama sorusu verilmiş. Şu gördüğünüz ABC üçgeni B köşesinden katlanıyor. B köşesi L'ye geliyor. C köşesinden katlanıyor. Yine C de L'ye geliyor. İkinci şekilde olduğu gibi. Benden de alfayı istiyor. Ben yine şeklimi büyüteceğim. Şöyle alayım. Evet. Şimdi burada arkadaşlar katlama kuralına göre nedir? Bu kenar buna eşittir. Diğerleri de eşit ama işime yaramayacağı için yazmıyorum. Bu kenar da buna eşittir. Şimdi bu ikizkenar üçgenin taban açılarına isim verirsem x, x dedim. Diğer ikizkenarın taban açılarına isim verirsem y, y demiş oldum. Üçgenin iç açıları toplamından alfanın, x'in ve y'nin toplamı ne olmalı? 180. Bu şimdi bir kenarda beklesin. Bunu biraz sonra kullanacağım. Şimdi x artı y'yi bulmak için iki iç bir dış yapacağım arkadaşlar. Şu üçgende iki iç bir dış yaparsam iki tane x'in toplamı şu dış açıya eşit, yani 2x. Aynı mantıkla iki tane iç açının toplamı şu dış açıya eşit 2'ye. Soruda bana ADL ile AKL'nin 200 olduğunu vermiş. ADL dediğim yer bakın 2x. AKL dediğim yer bakın 2'ye.
Buradan arkadaşlar x artı y'yi bulacağız. X artı y ne geldi? 100. Şimdi x artı y'ye gelip burada yerine yazalım. Alfa artı 100 eşittir 180 ise buradan da alfa ne geldi? 80 gelmiş oldu. Benden de zaten alfayı istiyor arkadaşlar. Evet. Burada da bir ABC üçgeni varmış. Geniş açılı bir üçgenmiş. Yani şuradaki açı genişmiş. Alfa beta darmış. Benden de ne istiyor arkadaşlar? KLM üçgeni elde edilmiş. Benden de ne istiyor? Alfa artı beta toplamını istiyor. Evet, tekrar söylüyorum. 3 tane farklı renkli bu üçgenden şu şekilde birleştiriliyor. Benden alfa artı beta toplamını bulmamı istiyor. Şimdi arkadaşlar bu üçgenin dikkat ederseniz iç açıları aynı. Alfa beta alfa beta şeklinde. Dolayısıyla ben şuradaki tepe açılarına da aynı ismi verebilirim. Yani buraya x dersem burası da ne olmak zorunda? X olmalı. Burası da ne olmalı? X olmalı. Bu üç üçgen birbirine eşit olduğuna göre bu açıları nedir? Birbirine eşittir. Burada arkadaşlar x dediğim açı aslında ne olmuş oldu? Şu küçük üçgenin dış açısı olmuş oldu. O zaman dış açılar toplamından 3x'in ne olduğunu biliyorum ben. 360. Tekrar söylüyorum. X dediğim açılar beyaz üçgenin dış açıları olmuş oldu. Dış açılar toplamı olduğu için 3x 360. Yani x ne geliyor? 120. X şu açıya demiştim ben, değil mi? Dolayısıyla x 120 olduğuna göre alfanın, x'in ve beta'nın toplamının 180 olması lazım. Üçgenin iç açılarından x yerine 120 yazdım. Alfa artı beta ne gelmiş oldu? 60 gelmiş oldu. Benden de zaten alfa artı betayı istiyordu. Evet arkadaşlar, yukarıdaki ABC üçgeninde AB kenarı B köşesi BC kenarının üzerine katlanarak B üssünün ektası elde ediliyormuş. Daha sonra katlanan üçgenle birlikte A köşesinden tekrar katlanarak B üssü noktası bu sefer AC üzerine B2 üssü noktası olarak geliyormuş. Son durumda ABB üssü açısı kaç derecedir diyor. Şimdi B noktası arkadaşlar bunun üzerine geldi diyelim ki şöyle katladık. BAB'den B üssü oldu. Bu durumda katlamanın kurallarını kullanırsanız ne olacaktır? Burası dik gelir. Burası ikiye böler. Şurası açıortay olur. Şimdi katlanılan üçgenle birlikte şuraya K dersem yani AKC üçgenini tekrar katlayacakmışım. B üssü noktası AC'nin üzerine gelecekmiş. Bunu da farklı bir renkle yapalım isterseniz. Şöyle katladım. B üssü noktası bunun üzerine geldi. Diyelim ki şuraya gelmiş oldu. O zaman şöyle bir yerden katlanmış oldu. Şöyle L diyelim isterseniz. Bu durumda şu uzunluklar ne oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Şu açılar yine aynı olmuş oldu. Hatta şu üçgeni de gösterirsek o üçgende şöyle gelmiş oluyor. Katladığımız zaman. Buna da K üssü diyelim. Şurası da arkadaşlar B2 üssü oluyor. Şimdi arkadaşlar şu açılara isim verirseniz alfa alfa teta tetadan 2 alfa artı 2 teta 90 sa alfa artı teta nedir? 45'tir. Dolayısıyla arkadaşlar alfa artı teta 45 ise şurası burası da zaten alfadır bakın. Yani aslında şurada da bir kare oluşmuş oluyor. Bu köşegeni açıortay olmuş oluyor görüyorsunuz. Oradan da zaten bulabilirsiniz. Dolayısıyla burası 45 ise burası 45 ise buralarda 45 olmuş olacak. Bunu da yazabilirsiniz. Sonra köşegeni çizersek arkadaşlar. Şuradan köşegeni çizersek burada deltoid oluşuyor. Veya katlama kuralından dolayı ikiz kenarlar oluştu. Öyle de söyleyebilirsiniz. Şu parça da şu parça eşittir mesela. Bu durumda şurası dik geldi. Şunlar da birbirine eşit olmuş oldu. Yani burası da 45 olmuş oldu. 90'dan dolayı. Şu açılar da birbirine eşit olduğu için arkadaşlar. Benden istenen bu arada ne açısıydı? ABB üssü açısı. Yani ben buraya x dersem benden x açısını istiyor. Bu açılar birbirine eşit olduğu için 2x eşittir 135'ten x eşittir ne geliyor? 67,5 geliyor arkadaşlar. Evet, şimdiki sıradaki üçgenimizde BAC açısı yani tepedeki açı 100 derece verilmiş. Bu üçgende B köşesi A'ya gelecek şekilde yine C köşesi A'ya gelecek şekilde katlanıyormuş ve ikinci şekil elde ediyormuş.
Benden de alfayı istiyor. Şimdi bir kere öncelikle bir şeklimizi büyütelim. Çünkü ikinci şekilde işlem yapacağız. Biraz karışmayacak. Evet. Şimdi katlamanın kurallarını kullanalım arkadaşlar. BA'ya gelip katlanmıştı. Şu beyazla mavi üçgen aynı üçgenler olması gerekiyordu. O yüzden ne yapalım? Katlamanın özelliğinden karşılıklı gelen uzunlukları ve açıları eşitleyelim. Bu parça buna eşit. Bu kenar buna eşit. Bu açı bu açıya eşit. Bunlar da eşit ama o işime yaramayacağı için yazmıyorum. Aynı şey burada geçerli arkadaşlar. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Ve buradaki açıya ben Y dersem buradaki açı da Y. Evet, katlamanın özelliklerini yaptım. Şimdi bir önceki şekilde bende büyütüldüğü için gözükmüyor ama bir önceki şekilde şu A açısının 100 olduğunu biliyordum. Bu A açısı 100 ise ABC üçgenin iç açıları toplamından 180'e tamamlarsam 100, X ve Y'nin toplamı 180 olacak. Buradan X artı Y ne geldi arkadaşlar? 80. Evet, benden alfayı istiyor. Burada X artı Y artı alfanın 100 olduğunu biliyorum ben. X artı Y'yi de 80 bulduğuma göre alfaya ne kalmış oldu? 20 derece kalmış oldu arkadaşlar. Evet, bu da bir çizim sorusu. Böyle sorularda karşımıza çıkıyordu hatırlıyorsanız. Ne yapıyorduk? Önce biz üçgenimizi çiziyorduk ki hemen ben çiziyorum üçgenimizi. Sonra verilen bilgileri yerleştiriyorduk. Ona göre sorumuzu çözüyorduk. Şimdi önce üçgenimizi çizdik. Üçgenin köşelerini yerleştiriyorum. Diyor ki burada bana B açısının açıortay doğrusunu çiz diyor ve AC kenarını D'de kessin. Hemen B açısının açıortay doğrusunu çiziyorum ve ACD kestiği yere D noktası diyorum. Aynı şekilde C açısının açıortay doğrusunu çiz diyor. Onu da çiziyorum. Ve bunun AB'de kestiği yere farklı işaret yapalım. AB kenarını kestiği yere de E noktası demişiz. Evet, şöyle de yapalım ki aynı olmadığı belli olsun. Sonra arkadaşlar bu ikisinin kesiştiği nokta yani BD ve CE'nin kesiştiği noktaya da F diyecekmişim. BDC açısı 100'müş. BDC yani şurası 100'müş. BEC açısı yani şurası 110'muş. Bu verilen bilgilere göre diyor aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi bir kere aynı olan açılara isim vererek burada başlayabilirsiniz. Şuralara xx, şuralara yy diyelim. Sonra üçgen iç açıları toplamı uygulayacağım arkadaşlar. Nerede uygulayacağım? Şurada önce bir uygulayalım. Taradığım üçgende bakın. 110'un, 2x'in ve y'nin toplamı 180. Yazıyorum. 110'un, 2x'in ve y'nin toplamı 180. Buradan 2x artı y 70 geliyor arkadaşlar. Evet, birinci taradığım üçgende yaptım bunu. Daha sonra ikinci olarak şu üçgende yine bir üçgen iç açıları toplamı yaparsam x'in, 2y'nin ve 100'ün toplamı 180 diyeceğim. X'in, 2y'nin ve 100'ün toplamı 180 diyeceğim. Buradan x artı 2y'de ne geldi? 80. Evet, şimdi bu iki denklemi kullanarak arkadaşlar x ve y'yi tek tek bulabilirsiniz. Ama ben bunları alt alta toplayarak x artı y'yi bulmayı tercih ediyorum şu anda. Ona göre de soruma devam edeceğim arkadaşlar. Evet, toplayalım bunları alt alta. Topladığımız zaman ne gelecek? 3x artı 3y 150 gelecek. X artı y de 50 gelecek arkadaşlar. Sonra bir de bunu 2 ile çarpacağım. Çünkü A açısını bulmak için buna ihtiyacım var. Bunu 2 ile çarpacağım. 2x artı 2y'nin de 100 olduğunu bulacağım. Evet. Şimdi ABC üçgeninde üçgen iç açıları toplamı yaparsam 2x'in, 2y'nin ve A'nın toplamı 180 olması lazım. 2x'in, 2y'nin ve A açısının toplamı 180 olması lazım. Buradan A açısı ne geliyor arkadaşlar? 80 geliyor. Evet. Şimdi A açısını direkt yazmıyorum arkadaşlar. Neden? Burada bir kural daha hatırlayacağım çünkü. Kuralım da şu. İki tane iç açıortay burada gördüğünüz gibi B'den ve C'den gelen iki tane iç açıortay F noktasında kesişmiş.
O zaman buraya gelen A'dan gelen üçüncü uzunluğum ne olması lazım? Açıortay olması lazım. O yüzden ben burada 80'i 40-40 diye bölerek yazacağım arkadaşlar. Evet, şimdi sorunun çözümü için burada x ve y'ye de tek tek ihtiyacım var. İsterseniz x ve y'yi de bulalım. Yine isterseniz dediğim gibi denklemden bulabilirsiniz. İsterseniz 2 iç 1 dış yapabilirsiniz. Ben yine burada 2 iç 1 dış yaparak y'yi bulacağım. X'i de denklemden bulmuş olacağım. Veya ikisi bulacağım, fark etmez. Yani birini o şekilde bulabilirsiniz. Bakın şu yeşille taradığım üçgende ABD üçgeninde 80'in x'in toplamı 100 diyeceğim. 80'in x'in toplamı 100 diyeceğim. Şuraya yazıyorum. Renk değiştireyim. Yeşil çok gözükmüyor. ABD yaptığım üçgeni de yazıyorum. ABD üçgeninde yapıyorum bunu. X'in ve 80'in toplamı 2 iç 1 dıştan 100. X buradan 20 geliyor arkadaşlar. Y de x artı y 50 olduğu için y de buradan ne geliyor? 30 geliyor. Evet, şimdi bulabileceğim her şeyi buldum. Sorulan ifadedeki açılara bakalım. BAC açısı 80 diyor. BAC tepe açısı bulmuşum. Doğru. BC 20 diyor, bakıyorum. BCE yani Y açısı. Y açısını ne buldum ben? 30. Demek ki bu yanlış. AFD açısı diyor, ona bakıyorum. AFD. Evet, onu bulmamışız. Önce bir onu bulalım. AFD açısını da yine 2 iç 1 dıştan bulabilirsiniz. Şu açı oluyor AFD açısı. Ya da şuradan da bulabilirsiniz. Bunu 180'e tamamlayıp 80 olur. 80, 40, 120 yapıyor. Ne kaldı buraya? 60. Evet, AFD açısı da 60'mış. Bu da doğru. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bütün açıları bulmuş olduk. Evet, burada yine üçgenlerimiz var. Bu ABC üçgeninden aynısından 4 tane renkleri farklı olan üçgenler şu şekilde gördüğünüz gibi üçünün köşesi, üçünün tepe noktaları, diğer üçgenin de tabanındaki bir köşesi bir araya gelecek şekilde burada bunları tek tek anlatmış ve üçgenlerden biri diğerinin üstüne gelmeyecek şekilde aynı düzlemde birleştiriliyor. Tekrar söylüyorum. Bu dört üçgenin dördü de aynı. Üçünün tepe noktası, birinin de tabanının köşesi gelecek şekilde bu şekil oluşturuluyormuş. Bu üçgenim ikizkenar bir üçgen. AB, AC birbirine eşit. Benden de ne istiyor arkadaşlar? X açısını istiyor. Şimdi arkadaşlar biraz şeklimizi büyütelim isterseniz ikinci şekil için. Evet. Şimdi burada tepe açılarını önce bir yerleştirelim. Şunların tepe açıları x, x, x. Yine bunun da tepe açısı x. Sonra arkadaşlar KTL noktaları soruda bana doğrusal demiş şurası için. O zaman doğrusallıktan buranın toplamı 180 olmalı ya. Burasına ne kalıyor? 180 eksi 3x. İsterseniz şöyle dışarı yazayım onu. Orada karışacak biraz. Şu köşe, şurası 180 eksi 3x oluyor. İkizkenar olduğu için mecburen bu da 180 eksi 3x oluyor. Evet arkadaşlar, şurada üçgen iç açıları toplamı yaparsanız zaten x'i rahatlıkla bulabilirsiniz. Yazıyorum. X 180 eksi 3x artı bir daha 180 eksi 3x. Üçgen iç açıları toplamından nedir? 180. İşlemimizi yapalım. Şu 180'lerin biri gider zaten. 3x, 3x, eksi 6x yapıyor. Eksi 3x, eksi 3x, eksi 6x yapıyor. X'e toplarsam eksi 5x yapıyor. 5x'i diğer tarafa atarsam 5x eşittir 180 geliyor. Buradan da arkadaşlar x eşittir 36 geliyor. Sorumuzun cevabı. Burada yine bir katlama sorumuz var. Katlama sorusunun ne üçgenleri ya da hangi üçgenleri katlanıyor ona bakalım. KCD üçgeni katlanıyormuş. Katlanırken C noktası AC üzerine gelip C üssü oluyormuş. Burada anlatıyor. Aynı şekilde VAK üçgeni katlanıyormuş. B köşesi AB üzerine gelip B üssü oluyormuş. Yani şöyle ve şöyle olacak. Biraz şekli büyüterek ben onu biraz sonra yapacağım. Tepe açısı 50'ymiş. B üssü karşısı C'yi soruyor. Evet, dediğim gibi şekli bir büyütelim. Daha rahat görebilmemiz için. Şimdi arkadaşlar önce şunu katlayalım. Bunu katladım.
5C C üssü olarak buraya gelmiş oldu. Aynı şekilde bunu katladım arkadaşlar. B B üssü olarak buraya gelmiş oldu. Katlamanın kurallarını kullanalım şimdi. Şu üçgende kullanırsam önce nedir? Bu uzunluk buna eşit. Burası 90. Şu uzunluk şuna eşit. Şuradaki açı x ise şu köşedeki açı yine nedir? X'tir. Aynı şeyi diğer tarafta yapayım renk değiştirerek. Burada yine bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Şu parça şu parçaya eşit. Şurası 90. Şuradaki açı y açısı. Şurası da y açısı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada büyük üçgende üçgen iç açıları toplamı yaparsanız ABC üçgeninde 50'nin, x'in ve y'nin toplamının 180 olduğunu görebilirsiniz. 50'nin, x'in ve y'nin toplamının 180 olduğunu görebilirsiniz şurada. Buradan x artı y'ne gelmiş oldu. 130 gelmiş oldu. X artı y 130 gelmiş oldu. Bu dursun bakalım. Şimdi benden ne istiyordu ona bakalım. B üssü K, C üssü isteniyor. B üssü K, C üssü. Yani şurası isteniyor. Alfa diyeyim ona. Şimdi burada alfayı bulmak için aslında dörtgenlerde bir kural var. Oradan çok rahatla yapabilirsiniz. Onu da bir hatırlatayım. Ama ben üçgenden gideceğim. Şu dörtgende iki iç, iki dıştır. Yani 50 artı alfa, x artı y diyebilirsiniz. Ama ben şimdi dörtgeni kullanmadığımızı, bilmediğimizi düşünerek üçgenden gideceğim. Şurada üçgen iç açıları toplamı yaparsanız şurası 180 eksi 2y olur. Aynı şekilde diğer tarafta üçgen iç açıları yaparsanız şurada burası 180 eksi 2x olur. Sonra doğrusallıktan bunların toplamını 180'e tamamlarsam oradan da sorunun çözümünü bulmuş olacağım. Şöyle yazıyorum. 180 eksi 2y artı alfa artı 180 eksi 2x eşittir. Doğrusallıktan dolayı 180. Evet. Şöyle biraz daha silelim isterseniz. Bir daha yazalım. Oraya sığmadı. 180 eksi 2y artı alfa artı 180 eksi 2x eşittir 180. Evet, şimdi buradan 180'ler birbirini götürdü. 2y, 2x, alfa ve 180 kaldı. Alfayı yalnız bırakırsam, diğer tarafa atarsam 2x artı 2y eksi 180 oldu. 2x artı 2y bunun iki katından ne geldi? 260. 260 eksi 180 gelmiş oluyor. Buradan da işlem yaptığımız zaman arkadaşlar alfa ne gelir? 80 gelmiş olur sorumuzun cevabı. Evet, alfa 80. Evet, burada yine bir katlama sorumuz var. Bir ABC üçgeni verilmiş. ABC üçgeni B köşesinden katlandığında B üssü oluyormuş ve AC kenarına geliyormuş. Burada da DB üssü C üçgeni yani şu üçgen DB üzerinden katlanıp C üssü olarak buraya geliyormuş. İkinci şekilde B üssü A üssü C 20 olduğuna göre alfa kaç derecedir diyor arkadaşlar. Şimdi yine isterseniz şeklimizi biraz büyütelim. Önce şunu bir yazayım ki burada büyütünce şekil gideceği için şunlar eşittir. Şurası alfa ise burası nedir? Alfadır. Evet, şimdi biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar, şimdi katlamada yaptığımız şeyleri yapalım öncelikle. Bir kere şu beyaz ABD ile şu ADB üssü katlanmış birbiriyle. O yüzden bu alfa ise bu da alfadır. Bunu yazabilirsiniz. Yine şu sarıyla da şuradaki beyaz katlanmış. Yani bu alfa ise burası alfadır. Şimdi katlamadan dolayı DC kenarıyla DC üssü birbirine eşit. Zaten DC ile de AB birbirine eşitti. O zaman burada bir ikizkenar oluştu. Yani şurası alfa artı 20 geldi arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar şunu görebilirim. Onu göstermek için de şöyle üçgenlerimi isterseniz bir tarayayım. Bir tanesi şu. Bir tanesi de şu üçgen. Şu üçgende gördüğünüz gibi şunlar ters açıdan birbirine eşit ya. O zaman şu iki açının toplamıyla şu iki açının toplamının aynı olması lazım.
Yani şu ikisinin toplamı alfa artı 40 ise bu ikisinin toplamı alfa artı 40 olmalı. Yani şu D açısının 40 olması gerekiyor. İsterseniz burada söylediğim şeyi yapalım. 20 artı alfa artı 20 eşittir alfa artı m D açısı. Yani D açısının 40 olması gerekiyor o zaman. Şimdi D açısı 40 olacak ama D açısını bölerken de şu şekilde böleceğim. Onu da gösterelim. Bu katlama sorusu olduğu için yine sarı üçgenle beyaz üçgen birbirinin katlanmış olduğu için buraya 20, buraya 20 diyecek şekilde yapabilirim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi benim yapmam gereken şey neyi bulmaktı? Alfayı bulmaktı. Üçgenin iç açıları toplamı yapacağım. Nerede üçgenin iç açıları toplamı yapacağım? ABC'de. Ama ondan önce iki iç birleşten şuraya alfa artı 20 diyebilirim. Yine bu katlama sorusu olduğu için buraya alfa artı 20 diyebilirim. Büyük üçgende üçgen iç açıları yaparsam arkadaşlar ABC'de 2 alfa, alfa alfa 20 ve alfa. Şuraya yazıyorum. ABC üçgeninde 2 alfa, alfa artı 20 ve alfanın toplamı 180. Buradan 4 alfa artı 20 180 ise 4 alfa 160. Alfa da ne gelmiş oluyor? 40 gelmiş oluyor aradığımız açı. Evet arkadaşlar, burada bir ABC üçgenimiz var yine. ABC üçgenimizin B köşesi AC üzerine gelecek şekilde katlanıyormuş. Yani şu beyaz olan ABD mavi üçgen olarak oluşuyor. AD ile de DC birbirine eşitmiş. Daha sonra da şu sarı üçgen DB üssü C üçgeni DB üssü üzerinde katlanıyormuş. Şu ikinci şekilde gördüğünüz gibi. DB üssü C beyaz üçgeninden de şu sarı üçgen elde edilmiş oluyor katlandığı zaman. Şu aradaki açı 20 derece buluyormuşuz. Buna göre alfa nedir diyor. Şimdi daha rahat çözmek için biraz şeklimizi büyütüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta soruda olan, şu an gözükmüyor büyüttüğüm için, şu eşitlikleri yazıyorum. Ve şu açıları alfa vermişti. Şunları da alfa olarak yazıyorum. Şimdi ilk olarak ABD beyaz üçgeninin katlanmışlığıyla başlarsam ADB üssüydü bunun katlanmış hali. Dolayısıyla buradaki açı alfa ise buradaki açı nedir? Alfadır. Şuradaki B açısıyla da B üssü açısı birbirine eşittir. Başka eşitliklerimiz de var ama onu şu anda yazmayacağım. Sorumuz çok fazla karışmasın diye. Daha sonra arkadaşlar diğer üçgenin katlamasına geçelim. Şurada B üssü DC üçgeni katlandığı zaman DB üssü C üssü üçgeni elde ediliyordu. O zaman şuradaki açı alfa ise buradaki açı alfadır. Şuradaki uzunluk DC ile DC üssü nedir? Birbirine eşittir. Yine şuradaki açılar da birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar bu katlamayı yaptığımız zaman bir ikizkenar üçgen görüyoruz. Bakın ADC üssü üçgeni ikizkenar oluyor. Şöyle yazalım isterseniz. ADC üssü ikizkenar. O zaman bunun taban açılarını eşitleyebilirim. Yani şuradaki açıya ben ne diyebilirim? Alfa artı 20 diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şunu görelim. Şu üçgenle şununla şu üçgene bakarsak bunların şu açıları ters açıdan eşit olduğu için diğer iki açı yani 20 ile alfa artı 20'nin toplamı şu açıya ben x dersem x ile alfanın toplamına eşit. Yazıyorum 20 ile alfa artı 20'nin toplamı x ile alfanın toplamına eşit. Buradan x açısı 40 geliyor arkadaşlar. X açısı 40 olduğuna göre şurayı ben 20, 20 diye bölebilirim arkadaşlar. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Şuradaki B üssü açısını bulabilirim. Nereden? Şurada 2 iç bir dış yaparak bulabilirim şu üçgende. Şu B üssü açısı 2 iç bir dıştan alfa artı 20. Bunun da B'ye eşit olduğunu söylemiştik. Katlamadan dolayı o zaman bu da alfa artı 20. Evet, son yapacağımız işleme geldik. Son işlem olarak da arkadaşlar büyük olan ABC üçgeninde üçgenin iç açıları toplamı yapacağım. ABC'nin A açısı 2 alfa, B açısı alfa artı 20, C açısı alfa. Yapıyorum. ABC üçgeninde A açısı 2 alfa, B açısı alfa artı 20, C açısı da alfa. Toplamları ne olmalı? 180. Dolayısıyla buradan işlem yaparsak 4 alfa 160. Alfada ne gelmiş oluyor? 40 gelmiş oluyor aradığımız açı. Evet.
Burada da bir sorumuz var arkadaşlar. Soruyla ilgili bize ne verilmiş? BC ile CD birbirine eşit denmiş. Bu şekilde gözüküyor. AB ile AC birbirine eşit denmiş. Şimdi buna göre açıları yerleştirirsem, ben buraya alfa dersem burası alfa. Şurada ikizkenardan bu da alfa. AB ile AC birbirine eşit olduğu için bu da ne olmalı? 2 alfa olmalı arkadaşlar. Şimdi buradan üçgen iç açılarını kullanarak verilmemiş A açısını ve C açısını da bulabilirim. ABC üçgeninde üçgen iç açıları yaparsam 180'e tamamlarsam şurası 180 eksi 4 alfa geliyor. Yine burada BDC üçgeninde üçgen iç açıları toplamı yaparsanız burası yine 180 eksi 4 alfa geliyor. Şimdi bu bulduklarımıza göre aşağıdakilerin hangisi daima doğrudur diyor bakalım. ABDC paraleldir demiş. Bir renk değiştireyim. DC burası, AB burası. Bunlar birbirine paraleldir demiş. Paralel midir? Evet, paraleldir. Nereden anladım? Bakın şuradan Z var. Açılar birbirine eşit. Demek ki paralel. Birinci ifade doğru. İkinci ifadede BAC açısı demiş. BAC açısı nedir? Bakın 180 eksi 4 alfa. BDC açısı demiş. O da alfa. Bunlar birbirine eşit mi demiş? Eşit olabilir alfanın değerine göre ama daima dediği için biz alfanın ne olduğunu da bilmediğimiz için o yüzden bunu doğru kabul etmiyoruz. Aşağıya geldim. BAC açısı demiş yine 180 eksi 4 alfa. ACD demiş o da 180 eksi 4 alfa. Evet birbirine eşit mi o zaman? Eşit. Demek ki 1 ve 3 doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, bu föydeki son sorumuza geldik. Burada arkadaşlar ABC üçgeni B köşesi sabit tutularak döndürülüyormuş. Nasıl döndürülüyormuş? A köşesi AC üzerinde A üssü noktasına gelene kadar saat yönünde döndürülüyormuş. Şuradaki 20 dereceye vermiş. Buna göre ifadelerden hangisi daima doğrudur diyor. Yine şeklimizi büyütelim. İşlemlerimizi rahat görelim. Evet, şimdi döndürmede neydi? Aynı katlama gibiydi, değil mi? Üçgenlerin açıları, kenar uzunlukları değişmiyordu. O zaman onları yerleştirerek başlayabilirim. Şimdi A açısı da x dersem, burada A üssü açısı ne olmalı? X olmalı. C açısına y dersem, C üssü açısı ne olmalı? Y olmalı. Şuraya alfa dersem, B köşesi alfa artı 20 ise A köşesi alfa artı 20 olmalı. O zaman buraya ne kaldı? 20 kaldı. Kenar eşitliklerini de taşıyabiliriz. Ben burada sadece bir tanesini taşıyacağım. Çünkü onu bulmak işime yeterli geliyor. O da AB kenarı ile BA üssünün eşitliği. Evet bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Şu küçük üçgen ikizkenar geldi. O zaman bunun taban açılarını bulabilirim arkadaşlar. Farklı bir renkle gösterelim. Şurası 80. Şurası 80. Üçgen iç açılarından. O zaman x 80 ise mecburen bu da 80. 180'e tamamlarsam şurası doğrusal olduğu için şuradaki açı ne geldi? 20. Evet şu anda bulabileceğim bilgiler bunlar. İfadelere bakalım. A, B, A üssü 20 demiş. Bakıyorum. A, B, A üssü. Evet doğru. B, A üssü, C üssü demiş. Bakıyorum. B, A üssü, C üssü. Evet o da doğru. A üssü B, C demiş. A üssü B, C. Bu da alfa dediğim yer. Şimdi bu elimdeki bilgilerle alfayı tam olarak bulamam. Şurada üçgenin iç açıları yaparsanız alfa artı y'nin 80 olacağını biliyorum. O zaman 60 olabilir belki ama kesin bilgim yok. O yüzden buna eksi diyorum. Dolayısıyla daima doğru olan 1 ve 2'dir arkadaşlar. Evet, bir föyümüzün daha sonuna geldik. Üçgende açı konusunu bitirmiş olduk. Darda açıyı da bitirmiş olduk. Bir sonraki föyümüzde devam edeceğiz.